Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Bugün sizlerle beraber Realme'nin yeni fiyat performans odaklı akıllı telefonu C55 modelini inceleyeceğiz. Hem tasarım olarak hem deneyim olarak rakiplerine göre en iyisini sunmaya çalışan modelin işte detayları. Realme arkadaşlar bir süredir ülkemizde hizmet veriyor. Realme C55 modeli de en iyisini sunmayı amaçlıyor arkadaşlar. İlk olarak tasarım ayrıntılarını incelediğimizde arka tarafında renk değiştiren bir yapıya sahip ikili arka kamera kurulumuyla gelen modelin kameralarının yanında ise 64 megapiksel ibaresi yer alıyor. Çünkü ana kamerası 64 megapiksel çözünürlüğünde arkadaşlar. Yapay zeka ile de destekleniyor aynı zamanda. Sağ tarafında parmak izi entegreli kilit tuşu, ses açma ve kısma tuşu var. Alt tarafında ise hoparlörümüz, mikrofonumuz ve 3.5 mm'de jack girişimiz yer alıyor. Aynı zamanda Type-C ile şarj olduğunu da belirtelim arkadaşlar. Ekran tarafında dikkatleri üzerine çeken en önemli detay ise mini kapsül özelliği arkadaşlar. Yani ekranda üst tarafta bir bar açılıyor ve bu bar üzerinden bazı bilgileri edinebiliyorsunuz. Az sonra geleceğiz arkadaşlar. Yan tarafında yine ince çerçeveler var. Üst tarafta ise ahize olmasına rağmen yine de üst çerçevenin de bir aile ince tutulduğunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Peki bu telefon bizlere neler sunuyor? Dilerseniz teknik özelliklere geçelim. 64 megapiksel yapay zeka destekli kamerayla gelen model 6 ve 8 GB olmak üzere 2 farklı RAM seçeneği, 128 ve 256 olmak üzere 2 farklı dahili depolama alanıyla karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 16 GB'a kadar dinamik RAM özelliği bulunuyor. 5000 mAh'lik pile sahip olan model 33 W'lık hızlı şarjdan destek alıyor arkadaşlar. 7.89 mm'lik incelikle gelen model MediaTek tarafından geliştirilen Helio G88 Yonga setine sahip. Ekran tarafına baktığımızda ise 6.72 inçlik bir ekran bizleri karşılıyor arkadaşlar ve bu ekranda 90 Hz'lik bir tazeleme oranı var. Yani oyun oynarken, dizi film izlerken yüksek tazeleme oranını sonuna kadar hissediyorsunuz arkadaşlar. Oyun performansına da geleceğiz ama ben oynadığım oyunlarda sonuna kadar aktığını hissettim. Fakat performans kısmına ileride değineceğiz. Bunun dışında ekran tarafında 6.72 inçlik bir telefon olmasına rağmen tek elle kullanımı bence gayet kolay. Yani ekranın uç noktalarına da tek elimle telefonu kullandığım zaman ulaşabiliyorum arkadaşlar. Yani zarif ve ince bir tasarıma sahip olduğu için tek elle kullanım konusunda avantajlı hatlara sahip. Şimdi gelelim ekranda bulunan mini kapsül özelliğine arkadaşlar. Bu özellik sayesinde ekranda üst tarafta kameranın etrafında bir bar açılıyor ve bu bardan bilgilendirmeler alabiliyorsunuz. Yani bazı bilgileri edinebiliyorsunuz arkadaşlar. Örneğin şarj olduğunda burada direkt SuperVOOC Turbo Şarj şeklinde bir bildirim geliyor ve şarj olduğu için de o bar mavi bir şekilde yanıyor. Dilerseniz canlı canlı görelim. Hemen ekran kaydını başlatıyorum. Evet, ekran kaydını açtık arkadaşlar. Buradan hemen telefonumuzdan ayarlara giriyoruz. Ayarlara girdiğimiz zaman en altta Realme Lab yazıyor. Buna girdiğimiz zaman burada Realme'nin ekstradan sunduğu özellikler var. Çift modlu ses, uyku kapsülü ve mini kapsülü olmak üzere. Biz burada mini kapsüle gireceğiz arkadaşlar. Burada pil durumunu görebildiğimizi, veri kullanımını görebildiğimizi ve adım istatistiklerini görebildiğimizi direkt olarak görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi şarja takıyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktığımızda üst tarafta kapsülümüz belirdi ve gördüğünüz gibi sağ üst tarafta bataryada farklı bir renk oldu. Hatta tekrardan söküp yine takalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi taktığımda yine yukarıda kapsülümüz açıldı ve SuperVOOC 33 W yazıyor ve %46 şarj olduğunu da görüyoruz. Bu ekrana sorunsuz bir şekilde uyum sağlayan mini kapsül özelliği yenilikçi teknoloji ve sürükleyici görüntüleme deneyimine ulaşmayı amaçlıyor. Peki bu özelliği nerelerde kullanabiliriz? Örneğin arkadaşlar batarya durumunu görebiliyoruz. Şarj tamamen dolduğunda dinamik ışık yeşil yanıyor. Şarj olurken mavi oluyor. Zaten az önce de görmüştük. Ve düşük pil dediğinde de kırmızı oluyor arkadaşlar. Veri kullanımında da kullanabiliyoruz. SIM kartı taktığımız zaman veri limitine ulaştığımızda, yani belirlediğimiz limitin %90'ını doldurduğumuzda dinamik ışığımız turuncu renkte yanıyor arkadaşlar. Adım istatistiği de ölçüyor arkadaşlar. Her akşam 21.00'da çentiğimiz açılıyor ve bize o gün atılan adım sayısını, kat edilen mesafeyi bize bilgilendirme ekranı olarak sunuyor arkadaşlar. Modelin 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolama veya 8'e 256 olmak üzere 2 farklı varyantının olduğunu söylemiştik. Bu segmentte bir telefona göre aslında 256 GB dahili depolama alanının çok büyük bir artı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü şu anda piyasada Realme'nin C55 modelinin benzer fiyat etiketine sahip olan rakiplerine baktığımızda bazı modellerin 64 GB olduğunu görüyoruz. Ki şu an zaten yüksek çözünürlüklü bir video çektiğimizde
neredeyse bunun 10'da 1'ini, 12'de 1'ini dolduruyoruz. Yani bu da 64 GB'ın çok yetersiz kalacağı anlamına geliyor arkadaşlar. Ama Realme öyle yapmamış. Bir varyantında 128 GB sunarken diğerinde ise 256'lık devasa bir depolama kapasitesiyle karşımıza çıkmış arkadaşlar. RAM tarafında da hem 6 hem 8 GB var demiştik. 8 GB'lık RAM bellekle gelen modeli alırsanız dinamik RAM özelliği sayesinde 16 GB'a kadar arttırabilirsiniz arkadaşlar. Yani depolama alanınızın bir kısmını RAM olarak kullanabiliyorsunuz. Bu da 8 GB'lık bir depolamanın 16'ya kadar yükseltilebildiği anlamına geliyor. Şu an bilgisayarlarda dahi 16 GB'lık RAM kullanıyoruz. O yüzden çoklu işlemler konusunda RAM belleğin telefonu sıkıştırmayacağından emin olabiliriz. Eğer olur da 6 GB'a 128 GB olan varyantı alırsanız yine de 12 GB'a kadar RAM belleğiniz artıyor arkadaşlar. Yani bu da yine çok yüksek bir kapasite, yüksek bir bellek kapasitesi anlamına geliyor. Şimdi gelelim batarya tarafına arkadaşlar. Bataryada Realme 5000 mAh'lik bir kapasiteyle karşımıza çıkıyor. Aynı zamanda 33 Watt'lık SuperVOOC şarjı ile 63 dakikada %100 şarj edilebilen özelliğiyle karşımıza çıkıyor. Ve segmentte de en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtlıyor. Çünkü sadece 29 dakikada %50'ye kadar şarj etmek bu telefon sayesinde mümkün. Ve kutu içeriğinden de 33 Watt'lık o bahsettiğimiz süper şarj çıkıyor arkadaşlar. Sağdan soldan 33 Watt'lık şarj cihazı, şarj adaptörü aramanıza dahi gerek kalmadan kutu içeriğinde Realme hem kablosunu hem de adaptörünü bizlere sunmuş durumda. Bildiğiniz gibi bizlerde bir hurafe vardır. Yok hızlı şarj telefonun ömrünü bitirir, bataryanın ömrünü bitirir diye. Ama Realme bunun içinde bir önlem almış ve bunun tamamıyla söylentilerden, hurafeden ibaret olduğunu kanıtlamış oluyoruz arkadaşlar. Çünkü diyelim telefonu hızlı bir şekilde şarj ediyorsunuz. %90'dan %100'e kadar olanlık, %10'luk bir süreçte Realme'nin adaptörü voltajı düşürüyor arkadaşlar. Yani 90'dan 100'e yavaş yavaş şarj oluyor. Bu da pil sağlığının korunmasında etkin bir rol oynuyor. Şimdi geldik kamera tarafına arkadaşlar. 64 megapiksellik yapay zeka bir kamerası bulunuyor. Ve hem gece çekimlerinde hem de gündüz çekimlerinde çok da iyi bir performans sunuyor. Çünkü her çekimde olağanüstü netlik ve canlılık sağlayan kamera yapay zekayla da bu çekimlerini destekliyor. Tabii ki biz burada kağıt üzerinde bahsettik ama dilerseniz bir de kamera performansını görelim, daha sonrasında incelememize devam edelim. Evet Teknoloji Oku takipçileri, şu anda Realme C55 modelinin ön kamerasından beni görüyorsunuz. Aynı zamanda aldığınız ses de yine bu telefonun mikrofonuna ait. Etrafımızda gürültü var. Bildiğiniz gibi ofisimiz E5'in yanında ve ona göre de bir gürültü azaltma olup olmadığı tamamıyla size kalmış. Eğer beğendiyseniz yorumlar kısmında belirtin arkadaşlar. Ve ters ışıkta da direkt pozlamayı yüzüme göre algılayan yapay zekası var. Bu da benim oldukça hoşuma gitti. Evet, telefonun arka kamerasındayız. Işıklar oldukça canlı gözüküyor arkadaşlar. Şöyle gökyüzündeki bulutlarında net bir şekilde gözüktüğünü söyleyebiliriz. Hatta bir yere bir zoom yapalım. Mesela şu metro istasyonuna yakınlaştıralım. Evet, en fazla 10x yakınlaştırma yapabiliyoruz. Ve en uzakta da bu şekilde oluyor. Biraz da yürüyelim. Şu anda yürüyorum. Ve yürürken de sarsılmayı en aza indirmeye çalıştığını görüyoruz arkadaşlar. Peki siz nasıl buldunuz? Yorumlarda belirtin. Kamera performansına bir de sokak fotoğrafçılığı özelliği bulunuyor arkadaşlar. Bu sayede dengesiz durumlarda net fotoğraflar çekilebiliyor. Aynı zamanda C55 modelinde pek çok yenilikçi filtre de bulunuyor.
sokak filtresi, Black and White Plus filtresi, dramatik filtre, 90'ların pop filtresi, bokeh flare efekti, yapay zeka renkli portresi ve yıldızlı modu olmak üzere farklı kamera modları yer alıyor. Kamera tarafında zaten anlatmamıza gerek yok. Bu fiyat segmentinde bir yorum yapacak olursak kesinlikle rakiplerinin çok çok önünde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten 64 megapiksellik bir çözünürlüğü var ve bunun yanında da yapay zeka ile bu kamerayı desteklemesi fiyatına göre oldukça başarılı olmuş. Şimdi geldik kullanıcı deneyimine arkadaşlar. Kullandığım süreç boyunca Helio G88'in sınırlarını sonuna kadar zorladım. Çünkü uzun saatler PUBG Mobile oynadım, Call of Duty Mobile oynadım. Telefonun hem pilini hem ekran parlaklığını hem performansını sonuna kadar zorladım. Ve bu süreçte de herhangi bir donma ve kasmayla karşılaşmadım arkadaşlar. Yani Helio G88 Yonga setinden güç alan C55 modelinin bu tür oyunlarda hiçbir sıkıntı yaratmadan bize güzel bir oyuncu deneyimi sunduğunu söyleyebiliriz. Call of Duty'de yüksek grafiklerde oynadım ve parlaklığı da sonuna kadar açtığımda ısınma konusunda asla rahatsız edici bir sıcaklık olmadı. Tabii ki ısınmalar oldu ama unutmayın ki her telefonu ısınır. Önemli olan ne kadar zor ısındığı ve ne kadar kolay soğuduğudur arkadaşlar. Oyunu kapattıktan 5 dakika sonra eski sıcaklığına döndü ve ısınma dediğimde telefonun bütün bölgelerinde değil yalnızca işlemcinin olduğu kameranın yan tarafında olan bölgede gerçekleşti ve herhangi bir el yakacak kadar da bir sıcaklık söz konusu olmadı arkadaşlar. Yani oyun tarafında benden tam not aldı. Evet, incelememizin sonuna gelirken genel değerlendirmemizi de yapalım arkadaşlar. Kamera olsun, ekran olsun, ekrandaki mini kapsül gibi özellikleri olsun benden tam not aldı. Çünkü fiyatına göre değerlendirmede gerçekten başarılı buldum. Bunun yanı sıra hızlı şarj olması ve ince tasarıma sahip olması, tek elle kullanımının kolay olması da yine benim beğendiğim özellikler arasında oldu. Kamera performansını da sevdim. Yani aslında sektörde bu fiyata sahip telefonlara göre önde olduğunu söyleyebiliriz. Fiyat tarafına bakacak olursak 6 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olan versiyonu 6500 TL'lik bir fiyat etiketine sahip. 8 RAM 256 depolama olanı ise 7500 TL civarında satılıyor. Tabii ki farklı sitelere bağlı olarak da değişiyor arkadaşlar. Peki sizin bu telefon hakkında kafanıza takılan herhangi bir soru işareti var mı? Veya bu telefona rakip olarak gördüğünüz bir telefon varsa yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşça kalın.